Ya bu oteldedirler ya da yukarıdakinde. Aşağısı kurtarmaz biz matıfı. Soralım mı bir resepsiyona? Aa! Fırat? Vay, Zehir Afiye bizden önce bulmuş ha. Hayatım, sen ne arıyorsun burada? Sürpriz, ben ayarladım. Abi Fırat. Bizimkiler burada mı? Buradalar, odalarına çıktılar. Ne güzel bir sürpriz oldu bu böyle. Ben de az kalsın gelmiyordum, biliyor musun? Ablamın geleceksin diye kendini yerden yere atmasından anlamalıydım. Hadi odaları ayarlayalım. Hadi. Cilt bakımı alayım mı sana, ister misin? Ay yok yok, Narin'le ikinizi alırsın. Ben sevgilimi özledim. Ona vakit geçirmek istiyorum biraz. Uykucular. Hey uykucular. Kalkın hadi ya. Buraya odada oturmaya mı geldiniz? Hadi. Uykucular. Yuh artık, siz nereden çıktınız ya? Biz çıkarız öyle ya. İyi ne yapalım? Biz 10 dakikaya geliyoruz o zaman. Tamam canım, şey yapmayın, acele etmeyin. Keyfinize bakın. Sadece kahvaltıyı kaçırmayın. Biraz meşguller. 10 dakikaya geliyorlar ama. Geçti mi bari paranoyalar? Ha? Geçti vallahi. Atıf kapıyı bornozla açtı. Canım Narin'im benim ya. Mutluluğu o kadar çok hak ediyor ki o. O kız yıllardır yalnız. Artık çok başarılı, her şey de var. Ama çok yalnız işte. Çok seviniyorum onun için. Hisli sevgilim benim. Gel buraya, gel gel. Yapma böyle. Görünüşe göre artık her kafana estiği yanda dip dibe olamayacaksınız ablacığım. Baksana iki gündür telefonlarını bile açmıyor. Bir gizem, bir kıyamet. Hayatım, sen nerelerdeydin? Nereden çıktı bu iş gezisi? Eminim sıkıcı bir iş gezisinin detaylarını bilmek yerine buranın tadını çıkarmayı tercih edersin. Tabii. Ne yapalım, kahvaltıya gidelim mi? Olur. Okuldan atılmadığım müddetçe sorun olmuyor. Babamı sakin tutabiliyorum. Yani haftada 2-3 günde şirkette gözüküyorum. Tamamdır. Aslında küçük amcama bağlı çalışıyorum. Kendisi benden 10 kat daha mobil bir şahıs olduğu için beni idare ediyor. Her şey yoluna gidiyor bu şekilde. Aile şirketlerinin kronik sorunu. Baba bir gün köşesine çekilir ve hiçbir şey için emek sarf etmemiş bir cahile koskoca imparatorluğu teslim eder. Oo. O gün geldiğinde Fırat Bey sizi alırız işe. Ben keyfime bakarım, sen de çalışırsın. Ama duydum, bankacılık işinde biraz daha pişmen lazım. Büyük batık bir kredi yüzünden çuvallıyormuşsun. Öyle şeyler istemem, şimdiden söyleyeyim. Tamam, iyi çalış. Oo, Fırat bir, Atıf bir. Evet Fırat, servis sende. Tamam, yeter. Buraya eğlenmeye geldik, öyle değil mi? İyi de eğleniyorlar zaten. Hem bak, zengin erkekler arasında birbirini aşağılamak bir ataspordur. Karıları da onlar eğleniyor diye eğleniyormuş gibi yapar. Sen de gül biraz. Ne ama doğru. Mare. Hadi yürüyelim biraz. Nereye be? Yürüyeceğiz biz. Baba ne? Sen resim çizittiriyorsun. Tabii. Beni de çizsen ya. Oldu, babanın koltuğunda çizeyim seni. Canım. Sen bana kırgınsın biliyorum. Atıf o yüzden söylemedin değil mi? Ya sen aileni karar vermişsin bulmaya.
Geliyorsun, bana anlatıyorsun. Ben o Sermet Pandası'nın davetinin telaşına düşmüşüm, seni dinlemiyorum bile. Ya ne desen, ne kadar kızsam, haklısın. Önemli değil Denizciğim ya. Yani senin de telaşların vardı tabii ki. Cana iş bulacaktın falan. Tamam, biraz bozuldum ama... Yani gerçekten o kadar önemli değil. Hem bana baksana sen. Benim seninle arkadaşım böyle şeyler bozamaz, tamam mı? Narin. Aileni de buluruz, Şadiye'yi de buluruz. Ne gerekiyorsa yaparım. Bak, belki oradaki polisler senin polis genç diye kale almamışlardır. İşleri başından aşkındır, sağmışlardır bunu, önemsememişlerdir. Biz kendimiz buluruz, tamam mı? Hı? Hep beraber yürümeyelim ya, ha? Şöyle beraber. Hadi hadi, kilo almak istemiyoruz, hadi. Hadi. Dur, dur. Irmak'la Fırat nerede? Ya onlar biraz uyuyacakmış. Narin, 3'te randevumuz var, unutma. Tamam. Hadi görüşürüz. Ya sana bir şey soracağım. Sen bu herife ne kadar aşıksın? 1 ile 10 arasında bir puan verecek olsan kaç puan verirsin, doğru söyle. Önemli bir şey değil ya, bir çocukluk aşkı sadece. Deniz'le aranızdaki dostluğun farkındayım. Hadi Irmak'a geç. Yalnız Deniz'den dolayı bu olaylar mühim değilmiş gibi davranıyorsun. Çünkü gerçekten Deniz hakiki bir dost, anlıyorum. Fakat Fırat sana göre biri değil. Yani böyle adamları tanırım. Karanlık, içini görmek imkansız. Ne düşündüğünü tahmin edemezsin. Tehlikeli. Evet, öyledir. Ama sen dersen ki ben bir gün vazgeçeceğim bu adamdan. Ben seninle direkt evlenirim. Ne? Evlenirim vallahi. Tamam. Mecbur kalırsam söz gelip evleneceğim seninle. Ama şimdi odaya gidebilir miyiz? Çok yorgunum. Uyumak istiyorum artık. Tamam, hemen gidip ben de bir köşeye kıvrılırım. Zaten bu doğa mua nedir arkadaş? Ben sevmiyorum doğadan, muadan hoşlanmam. Odaya gidin. Tiyatro oyunu benim fazlasıyla yordu zaten. Bu oyunu sevdim ama haberin olsun. Hayatım, geç sen, bu işle alakalı. Geliyorum ben şimdi. Efendim Meri. Irmak Hanım, Fırat Bey seyahat nerede gitti öğrendim ben. Ya Yaslıhan'a gitti. Ve üstelik tek başına gitmedi. Nereden biliyorsun? Evet kızlar, hiç yorum yapmıyorsunuz. Kıskandınız değil mi? Bak parladım diye. Çok güzel görünüyorsun. Vallahi şansına küsün. Bu otelin spası 1 numara. Hele sen, kızım rezervasyonu yaptırırsan aşağı bile inmedin. Adamlar benden parasını çatır çatır aldı, ben de senden alacağım. Sen neden gitmedin? Uyuyakalmışım, kütük gibi uyumuşum. Çok yorgunduk, uyuyorduk biz. Başlayacağım şimdi sizin aşkınıza. Atıp. Bak bu kız senin yüzünden arkadaşlık görevlerini ihmal ederse ben sizi ayırırım. Ya öyle bir şey mümkün mü kanka? Şuna baksana. Yorgundum canım, ne yapayım? Ben bu akşam İstanbul'a erken dönsem kimse kusura bakmaz değil mi? Niye? Yani... Çok hoş bir otel burası. Bir gece kalıp sabah erkenden gidebilirdik. Sabah benim erkenden toplantım var. Sen kalsan da olur. Yok, olur mu öyle şey? Ben eşlik ederim sana. Bırakır mıyım seni tek başına bu saatte? İyi akşamlar. Herkesi iyi eğlenceler. Herkes de cins ya. Kalk geçirelim şunları. Konu da böylece kapandı. Artık bir daha bana selam bile vermez herhalde. Ya bırak Allah aşkına. Bak görev tamamlandı. Deniz Fırat'la yastığına gittiğinizi anlamadım. Masadakiler ve başta Fırat çıktığımıza inanmış oldular. Hatta gittiler, istiyorsan biz de bu akşam yola çıkalım, dönelim. Hop, hiçbir şey söyleme. Ben de söyleyeceğini tahmin ediyorum. Çok tatlıyım. Çok duyarlı bir adamım. Çok inceyim. Devam edeyim mi? Yani
Gerçekten polis. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.